A Spor ekranlarından herkese merhaba. Öncelikle günaydın değerli izleyenler. Ben Demet Gedik, Sabah Spor programıyla karşınızdayız. A Spor ekranlarında yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Öne çıkan tüm spor gelişmelerine haberlerde, gazete manşetlerinde bakacağız ve Skype konuklarımızla da spor gelişmelerini değerlendireceğiz. Tabii Ramazan Bayramı diyerek başlayalım çünkü bugün ikinci günündeyiz. Herkese keyif, mutlu, ailesiyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyoruz. Tabii tatilde olanlara iyi tatiller, bizim gibi çalışanlara da kolay gelsin diyerek başlıyoruz. Bayram dedik, bayramla devam edelim. Kulüpler ve federasyonlar keyifli bayram mesajları yayınladı. Mesajlara bakarak başlıyoruz. Sabah Spor'una şimdi de gazete manşetleriyle devam edelim. Hemen birlikte günün öne çıkan başlıklarına bakarak başlıyoruz gazete turumuza. Foto maç diyelim ilk önce ve hemen sayfa bölünmüş durumda, sol taraftan başlayalım. Aslan'ın Rabiot aşkı Endombele ve Oliveira ile yolları ayıracak Galatasaray, Juventus'un yıldızı Rabiot için tekrar kolları sıvamış durumda. Oyuncu bu sezon 26 maçta oynadı, 4 gol attı, 3 de asist yaptı. Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos'la karşılaşıyor. Çifte bayram yapalım. Sarı lacivertli ekip Konferans Ligi çeyrek finali ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos karşısına zafer parolasıyla çıkacak. Avrupa'daki tek temsilcimiz olan Fenerbahçe'nin bu akşam alacağı galibiyet ülke puanımıza da büyük katkı sağlayacak. Mücadele saat 19.45'te başlıyor. Fred, İsmail ve Cengiz'in iyileştiği detayı var. Ciku, King ve Mert Hakan Yandaş da bu mücadelede olmayacak. Fenerbahçe ile ilgili bir haber daha. Liverpool'un yıldızı Fener'e, Bonucci'nin yerine kaliteli bir stoper arayan Fenerbahçe'ye Liverpool'un Kamerunlu oyuncusu Joel Matip önerildi. Ağır bir sakatlık geçiren ve sahalara Haziran ayında dönmesi beklenen 32 yaşındaki yıldızın detaylı sağlık raporları incelenecek ve ona göre hareket edilecek. Trabzonspor'la ilgili transfer iddiaları var. Fırtına Draguş'u bitiriyor. Gaziantep'te kiralık oynayan golcü futbolcunun menajeri Rumen medyasına yaptığı açıklamada Trabzonspor'la çok büyük ölçüde anlaştık. Standart Liège'in cevabını bekliyoruz. Transferse bitmek üzere dedi. Fanatik gazetesiyle devam edelim. O halde hemen sağ tarafta Beşiktaş'ı görüyoruz. Kartal büyük oynuyor. Siyah beyazlılar savunmayı Gabriel Paulista orta sahada İngiltere'de müthiş bir sezon geçiren Okay Yokuşlu'yla güçlendirecek. Forvet hattı içinde çok sayıda isim var şu anda siyah beyazların listesinde. Sayfanın bir diğer bölümü sol tarafta Galatasaray'ı görüyoruz. Icardi moral vermek istemiş. Sahadan çekilen Fenerbahçeli oyuncuları alkışlayan Icardi'nin sarı lacivertli futbolcuların durumuna çok üzüldüğü, moral vermeye çalıştığı ve ben sadece gençleri alkışlamak istedim dediği öğrenilenler arasında. Fanatik gazetesinin ilk sayfasında geri kalan kısımda Fenerbahçe'yi göreceğiz. Haydi Fener, yen de gel. Sarı lacivertliler Konferans Ligi'nde yarı final yolundaki ilk maçına bu akşam Atina'da çıkıyor. Rakip formunun zirvesindeki Olympiakos, ancak Yunan devinin önemli eksikleri var. Fenerbahçe'de Fred, İsmail, Cengiz ve Batshuayi gibi isimler formalarına kavuşacak. İsmail Kartal ve öğrencileri deplasmanda kazanıp rövanşta avantaj sağlamak için savaşacak. İsmail Kartal güçlü yönlerimizi yansıtacağız dedi. Olympiakos teknik direktörü Mendilibar ise Fenerbahçe Avrupa'ya konsantre durumda yorumunda bulundu. Sabah gazetesiyle devam edelim. 17. sayfaya bakacağız. Mehmet Özcan'ın bugünkü haberi her yerde zirvede. Galatasaray saha içindeki başarısını saha dışına da taşıyarak kasayı doldurdu. Süper Kupa'yı almaya hazırlanan ligde de Fenerbahçe'nin 2 puan önünde şampiyonluk mücadelesi veren Sarı Kırmızılılar son faaliyet raporlarında 608 milyon TL kar ettiğini açıkladı. Pendik maçında kupa şöleni var. Şanlıurfa'da takımlar sahaya çıkmadan önce Süper Kupa'yı kucaklayarak objektiflere poz veren Kerem Demirbay Pendik maçında bir kez daha kupayı elleri arasına alacak. Gelelim Takvim gazetesine. Terim'in yerine Santos, Yunan ekibi Terim'in alternatifini Türkiye'de buldu. Beşiktaş'ın sezon sonu yollarını ayırmayı planladığı Fernando Santos'a Panathinaikos'un ilgi gösterdiği ve yeni sezonda Fatih Terim'in yerine takımın başına geçirmek istediği belirtildi. Santos oynattığı oyunla eleştiri okların hedefinde şu anda bizim ligimizde. Yunan ekibinin Terim'i göndermek istediği de iddia ediliyor Yunan basınında. Devam edelim. Salih Samsun maçında da yok. Beşiktaş'ta sakatlığı süren Salih Uçar'ın yarın oynanacak Samsunspor maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun sakatlığının henüz iyileşmediği ve tedavisinin de devam ettiği belirtildi. Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş Samsunspor'a konuk olacak ve maçın hazırlıkları da dünkü idmanla birlikte devam etti. Santos yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmasına ağırlık verildi. Kartal bugünkü idmanla hazırlıklarını da tamamlayacak. Son gazeteye bakıyoruz. Milliyet gazetesi. Kartal alkışlarla Euro Cup finalinin rövanş maçında Beşiktaş kadın basketbol takımı deplasmanda London Lions'a 11 sayı farkla boyun eğdi ve şampiyonluğu kaybetti. İlk maçta elde ettiği 7 sayılık avantajı koruyamayan temsilcimiz ikincilikle yetindi. Son mücadele 81-70 rakip takımın galibiyetiyle noktalandı. Evet, şöyle hızlıca bir gazete turu yaptık birlikte. Şimdilik noktalayalım gazeteleri. İkinci saat dilimimizde takım haberlerine detaylıca birlikte bakacağız. Devam ediyoruz. Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor, bunu başaran 67. takım oldu. Yazılı basın diyeceğiz şimdi ve gazete manşetlerine başlıyoruz. İlk önce Fenerbahçe diyelim. Avrupa'daki bugünkü temsilcimiz Fenerbahçe'nin bugün gazete manşetlerinde öne çıkan haberlerine bakacağız. Foto maçın 3. sayfasıyla başlayalım. Hemen sayfanın solunda galibiyet planımız hazır başlığı var. İsmail Kartal rövanş öncesinde avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi. Olympiakos takımının gücünü de biliyoruz diye de ekledi. Sayfanın devamında sağ tarafta Matip önerisi olduğu söylenmiş. Bonucci ile yollarını sezon sonunda ayıracak olan Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan Joel Matip önerilen isimler arasında. Bugün oynanacak kadroya dair muhtemel bir 11 görüyoruz. Sayfada bakalım. Livakovic kalede beklenen isim. Osay, Bekao, Çağlar ve Ferdi defans hattında. İsmail Fred ikilisi orta sahada. İrfan Can, Şimanski, Tadic ve Edin Dzeko 11'i bu akşam Olympiakos karşısında sahnede olabilir. Devam edelim foto maçın sayfasındaki devam haberlerine. Fenerbahçe için zafer vakti. Sarı Kanarya Olympiakos'la bu akşam karşılaşacak. Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında tek hedef sahadan zaferle ayrılarak rövanş mücadelesi için bir avantaj yakalamak olacak. Deplasman skoruyla geçti. Fenerbahçe H grubunu lider tamamlayarak son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanırken bu turda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda elde ettiği sonuçla geçti. Sarı Kanarya deplasmandaki maçı 3-0 kazanmış, evinde ise 1-0 kaybetmişti. Bir sonraki gazete Fanatik gazetesi olacak. Burada da 3. sayfaya bakalım birlikte. Güçlü yönlerimizi yansıtacağız başlığı var. Teknik direktör İsmail Kartal'ın dünkü basın toplantısından cümleleri burada başlık olarak karşımıza çıktı. Fenerbahçe'nin teknik patronu Kartal, Olympiakos'un ateşli bir taraftarı olduğunu söyleyerek Yunan futbolunun köklü bir kulübü, güçlü yönlerini tespit ettik, her ihtimale karşı bizim de planımız hazır diyor. Savunmada değişim. Batshuayi kadroda, laciverte beklendiği gibi hazır hale gelemeyen Ciku Atina'ya götürülmedi. Olympiakos maçında stoper hattını Çağlar ve Bekao'dan oluşturabilir İsmail Kartal. Durumu belirsiz olan Batshuayi ise kafileye dahil edildi ama 11'de ya da sonradan oyuna girme ihtimali var. Henüz net değil. Konferans Ligi'ne konsantre oldular. Olympiakos cephesinden de açıklamalar vardı dün. Bence Türkiye'de problemleri bir kenara bıraktılar. Bütün konsantrasyonlarını da Konferans Ligi'ne kaydırdılar diyor Mendilibar. Bir sonraki gazete Sabah gazetesi olacak. Sayfanın en üstüne bakalım. Bayram coşkusu katlansın. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde yarı final kapısını aralamak için bu akşam sahaya çıkıyor. Maç kapalı gişe olacak. Fenerbahçe ise cezalı. Samet Yüksel'in bir haberi bu. Burada da muhtemel 11 görüyoruz. Benzer bir 11 burada da var. Livakovic, Osayi, Çağlar, Bekao, Ferdi, Fred, İsmail, İrfan Can, Şimanski, Tadiç ve Ceko'dan oluşuyor. Biz sahada kalacağız. İsmail Kartal'ın açıklamaları var. Bizim yaşadıklarımız Türkiye'de lig ve kupa maçlarında ortada. Haklılığımızı ortaya koymak için kulübümüz tarafından bir tepki yapıldı diyor. Bazı şeylerin değişmesini istiyorsak herkes bir analiz yapsın. Sahada kalıp yarın Türkiye'ye iyi bir sonuçla döneceğiz açıklaması var. Livakovic'in oynamak istiyorum dediği detayını görüyoruz bir kutu haber olarak. Bunu da eklemiş olalım. Milliyete bakacağız. Turu geçen biz olacağız. İsmail Kartal'ın yine basın toplantısından sözleri var burada. Fenerbahçe'de 3 eksik var. Buna bakalım. Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Joshua King, Mert Hakan ve Ciku kadroda yer almıyor. Öte yandan hafta içinde idmanda yer alan Fred İsmail ve Batshuayi'nin kafileye katılması İsmail Kartal'ın da bir yandan elini de güçlendiriyor. Avrupa'daki 269. randevu olacak Fenerbahçe için bu akşamki mücadele. Takvimle devam edelim şimdi de. Her türlü planımız hazır diyor İsmail Kartal. Tur geçen tarafta biz olmak istiyoruz. Edin Dzeko'dan bir bayram paylaşımı var fotoğrafla birlikte. Bu da gazetede yer alıyor. Fenerbahçe'nin Bosnalı golcüsü Dzeko ailesiyle birlikte sosyal medyada bir kare paylaşarak Ramazan bayramı mübarek olsun ifadelerini kullandı. O görselde orada ufak bir bölümde yer alıyor. Fener'den Heze hamlesi sarı lacivertliler bu akşam Olympiakos önünde hem tur arayacak hem de yıldız avına çıkacak. Bir taşla iki kuş birden vurulacak. Fenerbahçe Olympiakos'un bu sezon transfer ettiği Arjantinli ön libero ile yakından ilgileniyor. Heze'yi oynarken de takip eden Kanarya 22 yaşındaki oyuncu iki maçta da canlı izlemek istiyor. Manşetlerle devam edelim. Galatasaray için bakalım bugün hangi haberler ön plana çıkıyor. Foto maçla başlayacağız. Hemen sür manşette Galatasaray'ın bayram videosu görseli var. Dün bayramın ilk gününde bir video yayımlandı Galatasaray tarafından. Oyuncular bayramı kutladı. Devam edelim. Rabiot ısrarı lider Galatasaray bir dünya yıldızı için harekete geçti. Jim Bom Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 29 yaşındaki orta sahanın peşine düştü. Fransız futbolcu için birçok kulüp şu anda devrede. Aslan bu yarışı önde bitirmek istiyor. 5. olacağız. Göksen'in Köksal playoff'ta görünen o ki 5. olacağız açıklamasında bulundu. Galatasaray Ekmas'ın kaptanı Göksen'in Köksal özel bir hastanenin onkoloji bölümündeki kanser hastalarını ziyaret etti. Bayram öncesi hastalara moral verdi. Bu sezonki hedefleriyle alakalı da playoff'ta 5. olacaklarını söyledi. Zaniolo'yu görüyoruz. Zaniolo dönecek İtalya'nın eski yıldızlarından. İtalyan basınına bir açıklama yapıldı. Nicolo Zaniolo'nun yeni sezonda Serie A'da forma giyeceğini söyledi. Zaniolo önemli bir oyuncu ancak olgunlaşması gerekiyor. Roma'dan sonra birkaç yıl kaybetti. İngiltere deneyimi cennet gibi değildi diyor. Zaha ile Ziyech'e kesik var. Okan Buruk Zaha ile Ziyech'i Alanya deplasmanında da yedek oturtacak. Bir diğer gazete Fanatik gazetesi. Dursun Özbek bayramı kutladı. Galatasaray Başkanı değerli Galatasaraylar mübarek Ramazan ayını tamamlamış ve Ramazan bayramını büyük bir coşkuyla kucaklamış bulunuyoruz dedi. Bayramların birleştirici ve iyileştirici gücü de son derece kıymetlidir diyor Başkan Özbek. Ve Galatasaray'da mesai başlıyor. Bayram nedeniyle takıma verilen 2 günlük izin bugün sona erecek. Sarı Kırmızılı futbolcular saat 18'de Florya Metin Oktay tesislerinde yapılacak antrenmanla pazartesi günkü Alanyaspor deplasmanının hazırlıklarına da kaldığı yerden devam edecek. Icardi'yi görüyoruz. 50. saniyede attığı golle Süper Kupa maçını bitiren Icardi, Fenerbahçe'yi alkışlama olayına bir açıklık getirdi. Fenerbahçe'nin U19 takımı sahadan çekilirken kenara giderek alkışlamaya başlayan Icardi'nin bu görüntüsü çok konuşuldu. Arjantinli yıldız sahadaki oyunculara karşı olumsuz bir tavrının asla olmayacağını belirterek "Ben sadece gençleri alkışlamak istedim" dedi. Ve onlara moral vermek istediğine vurgu yapıyor. Taca atacağız diyen olmadı. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de bazı eleştiriler vardı maç sonrasında. Süper Kupa maçından sonra çok konuşulan detaylardan biri hakkında o da önemli bilgiler verdi. Genç oyuncu Emirhan'a topu taca atacağız dediği ileri sürülen Kerem, böyle bir diyalog olmadı açıklamasını yaptı. Sabah gazetesine bakalım şimdi de. Sayfanın devamında Mehmet Özcan'ın bir yazısı var. Her yerde zirvede. Galatasaray saha içindeki başarısını saha dışına da taşıyarak kasasını bir hayli doldurmuş durumda. Süper Kupa'yı almaya hazırlanan ligde de Fenerbahçe'nin 2 puan önünde şampiyonluk mücadelesi veren Sarı Kırmızılar son faaliyet raporlarında 608 milyon Türk lirası kar ettiğini açıkladı. Devam edelim. Bu sayfa içerisinde Pendik maçında bir kupa şöleni yaşanacak. Şanlıurfa'da takımlar sahaya çıkmadan önce Süper Kupa'yı kucaklayarak objektiflere poz veren Kerem Demirbay, Pendik maçında bir kez daha kupayı elleri arasına alacak. Devam edelim Takvim gazetesiyle. Villa'nın Zaniolo planı. Nicolò Zaniolo'nun geleceği için 31 Haziran'a kadar beklemeye geçen Aston Villa, Premier Lig'de kalan haftalar ve Euro 2024'te İtalya ile iyi bir performans göstermesi halinde İtalyan yıldızı bonservisiyle alıp daha yüksek bir fiyata satmayı da hedefliyor. Zaniolo Galatasaray'da oynadığı 11 maçta 5 gol, 1 de asist kaydetmişti. 6 gole etkisi var. Emirhan İlkan var sayfanın devamında. Cimbom genç yıldız Emirhan için devreye girdi. Emirhan savaşı kapıda. Galatasaray bonservisi İtalyan ekibi Torino'da olan ve Başakşehir'de kiralık oynayan Emirhan İlkan'a göz dikti. Sarı Kırmızılı kulübün sezon sonunda genç yıldızı kadroya katabilmek için İtalyan ekibine resmi transfer teklifi yapmayı da planladığı belirtiliyor. Emin Bayram'a da yakın takip var. Az önceki haberlerimizde de bahsetmiştik aslında. Westerlo'da kiralık olarak forma giyiyor. İtalya ve Yunanistan'dan kulüpler oyuncu takibi aldı. Bayram için son karar Okan Buruk'un olacak. Şöyle Yeni Asır gazetesinde de genel haberlere bakalım. Galatasaray ile ilgili de sayfanın hemen en altında bir haber var. Galatasaray'da Oliveira ayrılıyor. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Porto'dan 3 milyon euroya transfer edip 4 yıllık sözleşme imzaladığı Oliveira, Sarı Kırmızılılara veda edecek. Geride bıraktığımız sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu oyuncu. Önümüzdeki sezon takımda olacak mı tabii, bunu da bekleyip göreceğiz. Evet, sırada Beşiktaş haberleri var. Siyah beyazların gündemiyle devam edelim. Sezon sonunda Artur Masuaku'yla yolları ayırmayı düşünen Beşiktaş'ta gündeme alınan isim şu anda Yasin Özcan. Manşetlerle devam ediyoruz ve Beşiktaş diyeceğiz bu kez. Fanatik gazetesiyle hemen başlayalım. Stopere Paulista tabii Beşiktaş'ta şu anda gündem, gelecek sezonun planlaması olacak. Yeni transferler, yeni isimler ortaya çıkıyor. Paulista ismini aslında hatırlıyoruz. Bu hafta özelinde ya da geçtiğimiz hafta çok fazla duyduk. Ligde bu sezon aradığını bulamayan Beşiktaş yeni dönemde şampiyonluk getirecek kadro için düğmeye basmış durumda. İlk olarak savunma kadrosunda bir değişiklik istiyor Beşiktaş. Yeni dönem öncesinde bu sorunu ortadan kaldıracak. Atletico Madrid'le sözleşmesi lig bitiminde sona erecek olan Gabriel Paulista'nın savunmanın yeni lideri olması bekleniyor. Okay görüyoruz orta saha için. Beşiktaş orta sahasına yeni bir Türk oyuncu kazandırmak istiyor. Yönetim sezon sonunda büyük değişimin yaşanacağı orta saha hattına West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu'yu transfer etmek için girişimlere başladı. Forvet'e dev adaylar var. Pavlidis ismini çok fazla duyduk. Patrick Schick ve Azi Akmar'ın Yunan yıldızı Pavlidis Beşiktaş'la önümüzdeki sezon Beşiktaş için gündemde olan isimler arasında. Foto maçla devam edeceğiz. Bayram neşesi siyah beyazlı futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları dün sabahki antrenman öncesinde bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi. Kolonya ve çikolata ikram edildi. Hemen o görseli de görüyorsunuz. Ümraniye'de buluştu futbolcular ve teknik heyet. Saviç'ten yeşil ışık, Karadağlı stoper Karakartal'ın teklifine olumlu yaklaştı. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a gelmek için 4 milyon euro isteyen 33 yaşındaki stoperin sezon sonu Madrid'deki alacaklarını bırakarak gelebileceği belirtildi. İmza parası da istemişti. Ara transfer döneminde de Beşiktaş'la görüşmüştük ama oyuncunun istediği ücret çok yüksekti. İmza parası da istedi ama yaz dönemi için süreç şu anda devam ediyor. Böyle bir iddia da var. Atletico Madrid'le 291 maça çıktı oyuncu. Semih'e de dev bir talip var. Bakalım kim? Kartal'ın 18 yaşındaki forvetine Eintracht Frankfurt'tan 9 milyon euroluk bir teklif olduğu söyleniyor. Sabah gazetesine bakalım. Hummels yetersiz, Savic gündemde. O gün Şahinoğlu'nun bugünkü haberi. Almanya'ya giderek Dortmund'un Stuttgart maçını izleyen Aybaba, Hummels'i eksik gördü. Rota yeniden ara transferde alınamayan Atletico Madrid'li Savic'e dönmüş durumda. 25 milyon euroluk yolcu listesi. Beşiktaş 4 yabancı 6 da yerli oyuncu takviyesi yapacak. Onun üzerinde de isimle şu anda vedalaşılması bekleniyor. Milliyet gazetesinde Beşiktaş kadın basketbol takımı var. Deplasmanda London Lions'a 11 sayı farkla boyun eğdi Euro Cup finalinin rövanş maçında. İlk maçta elde ettiği 7 sayılık avantajı koruyamayan temsilcimiz ikincilikle yetindi. Mücadele 81-70 sonuçlandı. Az önce bayram kutlaması olduğunu söylemiştik. Yine Cengiz Magr'ın Milliyet gazetesindeki haberinde de bu detaylar var. Bayram selamlaşması. Taktiksel çalışma da gerçekleştirildi. Dünkü antrenmanda Samsunspor'la oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına Ümraniye'de devam eden Beşiktaş taktiksel bir çalışma gerçekleştirdi. Nevzat gerçekleştirdi antrenmanda. Hürriyet gazetesine bakacağız. Şampiyonluğu kaybetti, gönülleri kazandı. Alkışlar. Beşiktaş'a az önce bahsettiğimiz haber. Siyah beyazlar nefes nefese geçen Euro Cup final rövanşında 60-55 geride girdiği son periyotta farkı 1'e indirse de mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Manşetlerdeki son bölümdeyiz. Burada da Trabzonspor için bakalım bugün hangi haberler ön plana çıkıyor. Fotomaç gazetesinin Trabzonspor sayfasına bakacağız. İstanbul dayatmalarına teslim olmayacağız. Başkan Ertuğrul Doğan, bazı takımların bütün imtiyazları kendileri için talep ettikleri utanç dolu bir sezondayız. Maalesef TFF bu şımarıklıklara boyun eğdi şeklinde bir açıklama yayınladı. Devam edelim. Draguş'u görüyoruz. Deniz Draguş'un menajeri Manea, Rumen basına yaptığı açıklamada Trabzonspor'la çok büyük ölçüde anlaştık. Standart Liej'inde cevabını bekliyoruz diyerek bir müjde verdi. Trezeguet mevsimi. Geçen sezon Aston Villa'dan 4 milyon euroya alınan Trezeguet inişli çıkışlı bir grafik çizmiş ve rakip fileleri 10 kez sarsmıştı ancak bu sezon adeta patlama yaptı. Fanatik'e bakacağız. Utanç dolu bir sezon. Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları var burada yine. Az önce sizlere de okuduğumuz, ekranlara da getirdiğimiz benzer açıklamalar aslında. Yeni sezonda TFF'de ve MHK'de yeni bir yapı kurulacaktır. Oldu bitti hesabı yaparak kendilerine yol arkadaşı arayanların benzeri bir yapılanma kurmalarına asla izin vermeyeceğiz diyor. Onaç'a bakalım. Fırtınada ilk tercih Onaç olacak. Forvet arayışlarına şimdiden başlayan Trabzonspor'da liste geniş. Ancak somut girişimler Onaç'un durumuna göre netleşecek. Southampton bonservis için kapıyı 12 milyon eurodan açarken Bordo Maviller dev santrforu yeniden kiralamaya çalışacak. Sabah gazetesine bakalım. Yunus Emre Ser'in hemen sağ tarafta bir haberi var. Thomas Meunier yeniden doğdu. Belçikalı oyuncu Trabzonspor'da kendini buldu. Borussia Dortmund formasıyla son 1,5 sezonda 24 maçta sadece bir gol pası veren 32 yaşındaki sağ bek, Bordo Mavili ekipte 8 maçta 4 asist yaptı. Takvim gazetesinde de sayfanın en altında Ertuğrul Doğan'ı görüyoruz. İstanbul dayatmalarına teslim olmayacağız başlığıyla açıklamaları yer alıyor. Son gazeteye bakalım. Şöyle genel haberlere. Göztepe'li ilk heyecan. Süper Lig'e koşan göz gözle tam 20 futbolcu ilk kez şampiyon olacak. Ve Manisa Futbol Kulübü de hareketli. Siyah beyazlar kontratı bitecek. 11 futbolcuyla masaya oturacak. Evet, bir Skype bağlantısıyla devam edelim. O halde dünyadan spor dedik. Hüseyin Özkök'ü Skype bağlantımıza bağladık tabii ki. Hoş geldiniz öncelikle. İyi bayramlar diliyorum size. Yine kartpostal gibi bir manzaradan. Nasılsınız? Demet, günaydın. Ben de sana iyi bayramlar diliyorum. Dün dilemiştim ama bizi izleyemeyen tüm seyircilerimize de tekrardan iyi bayramlar dileyim. Ederiz. İyiyim, teşekkür ederim. İşte baharı yaşıyoruz. Tabii bayramda baharda bayram çok daha güzel oluyor. Böyle söylediğin gibi arkamda şöyle güzel kartpostal görüntüsü var. Burada huzurluyuz, mutluyuz diyeyim, ne diyeyim. Güzel, harika. Başlayalım o halde konu başlıklarımıza. İlk önce Şampiyonlar Ligi maçları diyelim. Çünkü iki gündür heyecanlı, keyifli maçlar izliyoruz. Berabere bitse de yine gollü olması hepimizi bir yandan mutlu ediyor. Sizin için nasıl geçti bu iki gün? Senle Şampiyonlar Ligi maçlarından önce yaptığımız yayını hatırlarsan hani tadından yenmez maçlar demiştim. Evet ve siz gerçekten iki ekranda izleyeceğinizi de söylemiştiniz. Evet. Gerçekten de iki gün üst üste iki ayrı ekrandan 4 maçı da izleme şansına sahip oldum ve harika maçlar oldu. İşte toplamda 10 maç ilk gün, 10 gol ilk günde. Ondan sonra dün akşamda 5, 8, 18 gol. İki günde 18 gol, 4 Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında muhteşemdi. Futbol muhteşemdi. Oyuncular harikaydı. Gerçekten çok tatmin eden izleyenleri harika iki akşam geçirdik Şampiyonlar Ligi'nde. Müthiş maçlar oynandı. İlk gün işte Real Madrid City maçı gitgelli oldu. Aynı şekilde Bayern Münih, Arsenal Bayern Münih maçı da öyle. Dün akşam hele Barcelona'nın deplasmanda Paris Saint-Germain'le oynadığı karşılaşmada böyle yine çok gitgelli bir karşılaşma oldu. Harika maçlardı. Atletico Madrid sanki Dortmund karşısında farklı kazanacakmış gibi oyuna başladı. Çok çok hızlı başladı ve Dortmund'a yaptığı baskı defansta bir hataya neden oldu ve hemen golü buldular. Ondan sonra ikinci gol geldi ama gerisini getiremedi Atletico Madrid ve Dortmund'da bir gol bulunca Dortmund'a avantajlı şekilde döndü. En azından bir farklı mağlup olarak orada en azından maçı uzatmaya götürebilirler, tek farklı kazanarak. İki farklı yenebilirler mi Atletico Madrid'i? Kolay değil tabii onlar öyle farklı yemek ama onu göreceğiz önümüzdeki diğer rövanş maçında. Ama ben kendi adıma harika iki akşam geçirdim Demet. Çok büyük zevk aldım maçlardan. Peki bu konuyu konuşurken Arsenal-Bayern maçına bir kez daha değinelim. Çünkü verilmeyen bir penaltı var. Bu da Almanları bir hayli kızdırdı. Evet, bu gerçekten çok büyük bir hata hakem tarafından yapılmış. Şimdi geçmişte Demet bir takım out atışı kullanacağı zaman pas verildiğinde out'u kullanan takımın oyuncuları ceza sahasının dışında olması gerekiyordu topa dokunmaları için. Ancak İFAB bunu değiştirdi ve artık out atışı kullanan takımın oyuncuları ceza sahası içinde out atışında paslaşabiliyorlar. Şimdi burada bazı oyuncular bu konuda uyanıklık yapıyorlar. Şimdi out atışı kullanıldığında hakemin düdük çalması gerekmiyor. Hakem out'u işaret ediyor ve oyunculardan biri topa dokunduğu anda top oyuna giriyor. Fakat kaleciler mesela arkadaşlarına topu ayaklarıyla attıklarında aslında top oyuna girmiş oluyor. Fakat rakip baskı yaptığında out atışını kullanan takımın diğer oyuncusu, yani top kendisine uzatılan oyuncu uyanıklık yapıp topu hemen eline alıyor. Sanki ben kullanacağım out atışını der gibi. Arsenal maçında da olan buydu geçtiğimiz akşam. Bunu biz de yaşadık Demet. 11. haftada Gaziantepspor Rizespor maçında hakem Ali Şansalan'dı. Evet. Maçın başında buna benzer bir pozisyon oldu. Hakem bunu değerlendiremedi ama aynısını bir daha yaptılar maç içinde Gaziantepsporlar ve bu defa hakem Ali Şansalan penaltı atışına hükmetti ve penaltıdan Gaziantep 1-0 öne geçmişti. Bunun özetine 11. haftada bakarlarsa seyircilerimiz görürler. Hı hı. Yani top bir oyuncu tarafından out atışında dokunulduğu anda topa, o top oyunda sayılıyor ve tekrar onu sonradan eline almak, out atışını ben kullanacaktım demek kesinlikle bir ihlal ve bunun penaltıyla değerlendirilmesi gerekiyor. Evet. Bayernli futbolcular hakeme itiraz etmişler, İsveçli hakeme. Hakem de demiş ki böyle çocukça bir hataya ben Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde penaltı veremem demiş. Hmm. Yani o da inanılmaz bir argüman. Evet. Almanlar bunu da çıldırıyorlar. Seviyeye yani göre mi karar veriyor? Yani böyle bir zaten futbol kuralında böyle seviye falan diye bir şey yok. Hani grup maçı da olsa, tabii, eleme maçı da olsa, final maçı da olsa kural kuraldır. Hangi turda olursa olsun uygulayacaksın. Buna da çıldırıyor Almanlar tabii ki haklı olarak. Ama böyle bir hata yapıldı. Bence şimdi UEFA ve FIFA'nın bu konuda hakemlere bir talimat vermesi gerekiyor. Ceza sahası içinde topa dokunulduğunda, out atışında top oyundadır. Top eline alırsa oyuncu penaltı vereceksiniz demeliler. Yoksa bu bazı maçlarda veriliyor, bazı maçlarda verilmiyor gibi bir durum ortaya çıkacak. Peki, Konferans Ligi'yle devam edelim o halde isterseniz. Çünkü bugün bizim için de heyecanlı bir gün. Fenerbahçe Olympiakos'la saat 19.45'te karşı karşıya gelecek. Çeyrek final ilk maçında. Bu akşam neler bekliyoruz, ümitli miyiz? Tabii ki. Ben daha önceki yayınlarda da bu karşılaşmayı değerlendirirken Olympiakos-Fenerbahçe karşılaşmasını kadro yapısı itibariyle Olympiakos'tan daha üstün olduğunu Fenerbahçe'nin söylemiştim. Bunu birçok futbol yorumcusu da söylüyor ama Olympiakos da hani yabana atılacak bir takım değil tabii ki. Maçı çok ciddiye almak lazım. Kendi saha ve seyircisi önünde oynayacak ateşli bir seyircisi var Olympiakos'un. Bu arada Fenerbahçe basketbol takımı da Olympiakos'la Euroleague'de karşılaşacak. Onu da söyleyelim. Tesadüf iki maç aynı zamana denk geldi. Fenerbahçe kadro yapısı itibariyle iyi. Deplasmanda olması ilk maçın da gayet güzel. Ancak Fenerbahçe'nin deplasmana seyirci götürme yasağı almış olması orada taraftar desteğinden mahrum bırakacak Fenerbahçe'yi ama evet, bu akşam alınacak iyi bir sonuç. Rövanş karşılaşması için İstanbul'da Fenerbahçe adına tur anlamına gelebilir ve Fenerbahçe yarı finale kalabilir ki ben ağırlıklı olarak Fenerbahçe'nin yarı finale kalmasını bekliyorum. İstanbul'da işi bitirecektir diye düşünüyorum. Tabii. Ve bir kez daha buradan uyarmak istiyorum. Yurt dışında Türk takımlarını destekleyen taraftarlar lütfen sahaya yanıcı madde atmayın, meşale yakmayın, yabancı madde atmayın. Bunlardan dolayı ceza UEFA hiç acımadan veriyor. Evet. Fenerbahçe'nin de işte deplasmana seyirciyi götürmeme yasağı, gerçi iki maça indi. Cezanın bir maçı ertelendi ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Sonrasında taraftar gücünden, motivasyonundan ne yazık ki takımlarımız mahrum kalıyor. Oradaki %5 taraftar bile, yani %5 oranındaki taraftar bile takıma moral ve destek verecek güce sahip. Tabii ki. Peki ülke puanıyla devam edelim. Fenerbahçe'nin tabii bu iki maçta alacağı skor ve galibiyetlerde bu anlamda çok önemli olacak değil mi? Tabii ki. Yani şimdi baktığımızda bizim artık ilk 10 içerisinde kalmamız kesin Demet. Evet. Çekya'nın sadece bir takımı kaldı. İskoçya'nın takımı kalmadı. Dolayısıyla biz ilk 10'un içinde olmayı garantiledik. İlk 9'da olmamız da önemli. Çünkü ilk 9'da olduğumuz zaman 25-26 sezonunda lig ikincisi takımımız ikinci eleme turu yerine 3. eleme turundan katılacak. Ama ben artık ilk 10 içinde rahatlıkla, hatta ilk 9'da rahatlıkla kalacağımızı düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin alacağı her puan önemli. Çünkü 5 yıl önceki puanlar silineceği için önümüzdeki sezon her alınacak puanın bir sonraki sezon içinde önemi var. Bunu unutmamak gerekiyor. Peki UEFA Ülke Puanı'nda sezonun en iyi iki ülkesi sıralaması da değişti. Nedir son durum? Evet, Şampiyonlar Ligi'nin yeni statüsüyle birlikte 32 takımdan 36 takıma çıkması ve o 36'ya tamamlanacak 4 takımdan 2 tanesinin bir önceki sezonda en iyi ülke puanında en iyi sıralamada ilk iki takımdan oluşacak olması tabii ki buradaki mücadeleyi de kızıştırmıştı. İtalya birinci sırada şu anda. Almanya ikinciydi ve İngiltere onu takip ediyordu. Fakat salı günü oynanan karşılaşmaların ardından İngiltere Almanya'yı yakaladı. 16.500 puana ulaştı. İki ülkenin de puanları ve geçen sene daha iyi konumda olan ülke sıralamasında İngiltere bu bağlamda öne geçmiş oldu. Yani aynı puanda olmalarına rağmen İngiltere şu anda ikinci sırada. İngiltere'nin 5 takımı var, Almanya'nın 3 takımı var. Sezon sonunda muhtemelen İtalya ve İngiltere burada iki sırayı alacaklar ve seneye 5'er takımla katılacaklar Şampiyonlar Ligi'ne. Peki bir diğer konu başlığımıza geçelim. Lig maçlarının başka ülkelerde oynanması davasında FIFA'yı mahkemeye veren Amerikan organizasyon firması da davadan vazgeçti. Evet, bu enteresan bir konu Demet. 2018'e uzanıyormuş. Ben bunu hiç duymamıştım. Şimdi son gördüğüm haberden sonra biraz araştırdım ve bilgi sahibi oldum. 2018 yılında Barcelona ile Girona Miami'de bir La Liga maçı oynamak istemişler. Fakat FIFA'nın statülerine göre lig maçlarının başka ülkelerde oynanması yasak. Bu organizasyonu yapmak isteyen Amerika'nın Relevant Sports adlı bir şirketi hem Amerikan Futbol Federasyonu'nu hem de FIFA'yı mahkemeye vermiş. Uzun zamandan beri süren bir mahkemeymiş bu. Fakat iki gün önce bu Relevant Sports firması, organizasyon firması bu davadan vazgeçmiş ve davayı geri çekmiş. Ancak bunun nedeni henüz açıklanmadı. Yani FIFA kabul mü etti onların isteklerini, davayı geri çektiler? Yoksa FIFA ısrar mı ediyor? Bu belli değil. Neden bu davanın geri çekildiği belli değil. Ancak bu dava geri çekilmiş. Önümüzdeki zamanda herhalde bu konudaki bilgiler daha fazla açığa çıkacaktır. FIFA'nın yaptığı açıklamada ise biz daha bu şekilde bir karar almadık. Yani lig maçlarının başka ülkelerde oynanmasını yasağını kaldırmadık gibi açıklamalar da olmuş. Enteresan bir konu. Fakat Amerika Futbol Federasyonu'nda yurt dışında maçlar yapmak istiyormuş kendi takımlarıyla ilgili. Onlara da bu bağlamda mahkeme yapılmasına izin vermiyormuş. Özür dilerim, düzeltiyorum. Onlara da mahkeme vermiş bu firma. Bakalım nereye varacak bu işin sonu. Ben de merak ediyorum ama ilginç bir konu. Peki, yeni gelişme oldukça siz de bize güncellersiniz zaten. Tabii ki. Bir diğer konu başlığımızda tekrar Yunanistan var. Yunanistan'da tribün terörünü önlemek için alınan önlemler etkisini de göstermeye başladı. Evet, Yunanistan bu konuda hakikaten çok çok önemli adımlar attı ve bunun da sonuçlarını yavaş yavaş almaya başlıyor. Hatırlarsan ta gerilere gittiğimizde hakemlerin evleri bile basılıyordu, tribünlerde büyük olaylar çıkıyordu. Yunanistan hükümeti sonunda 2 aylık tribüne bir seyirci almama cezası vermişti kulüplere. Kapatmıştı tribünleri ve tribünler 2 ay boyunca sanki yani pandemi dönemindekiymiş gibi bomboştu. Şimdi hükümet bazında kanun değişiklikleriyle yeni önlemler alınmış. Bunun yanında şimdi statlara yüksek çözünürlüklü çok fazla sayıda kamera konulmuş. Kulüplere ve seyircilere, bireysel olarak seyircilere çok yüksek para cezalarından hapis cezalarına kadar cezalar getirilmiş kanun bağlamında. Bunun yanında kamera kontrolü de polise devredilmiş. Yani statların kamera kontrolünü, güvenlik kamerası kontrolünü polis yapıyormuş. Evet. Biletler de E-Devlet üzerinden alınan biletler kayıt ediliyormuş E-Devlet'e ve ondan sonra stada girilebiliyormuş. Ve bu önlemler etkisini gösterdiği için de artık bu yeni seyircili dönemde şu ana kadar hiçbir olay çıkmamış ve sahaya hiç kimse yabancı madde atmamış. Bu da enteresan bir durum. Peki, çok çok teşekkür ederim. Tüm detaylı ve yorumlarınız için size tekrar güzel bir bayram diliyorum. Güzel bir gün de aynı şekilde. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Herkese benden de selamlar, sevgiler. Evet, kuş sesleri eşliğinde Hüseyin Özkök'ü uğurluyoruz değerli izleyenler ve Sabah Spor'undaki bu saat dilimimizde noktalayalım ve düne gidelim. Bir 90A programında dün akşam neler konuşulmuş? Kolaj görüntüler ekranlarınıza gelsin. Sonrasında saat başı son saat dilimiyle tekrar buradayız. Evet, şimdi sırada bir Skype bağlantımız var. Ulaş Özdemir bizimle birlikte, kendisiyle beraber Trabzonspor konuşacağız. Bugün bütün Skype konuklarımız arkasında güzel bir manzarayla bizi karşılıyor. Ulaş Özdemir de aynı şekilde. Neredesiniz tam olarak ve tabii ki iyi bayramlar, nasılsınız? İyi bayramlar sevgili Demet. Sana nispet yapıyoruz, öyle diyelim. Eğer biraz öyle oldu. Arkadaşlarımız eğer bu görüntüler eşliğinde seni selamlıyorsa bayram sabahı, demek ki sana nispet yapıyorlar. Neyse, biz de bir gün gideriz. Biz de oradan bağlantı yaparız. O zaman ödeşebiliriz belki. Burası Trabzon Yalıncak. Çok güzel bir sahili var. Kumsal, deniz. Hakikaten insanın, ya özellikle benim huzur bulduğum, böyle günlük detoksumu yaptığım çok güzel yerlerden bir tanesi. Deniz, bazen fırtınalı halini izliyoruz. Bazen dingin halini izliyoruz. Karadeniz biliyorsun. Aynen. Böyle sürekli fırtınalı denizlerden bir tanesi ama evet, bugün oldukça dingin ve perşaf gibi bir manzarayla bizi karşıladı. Çok güzel gözüküyor. Size de umarım keyifli bir gün olur. Trabzonspor gündemiyle İnşallah. Başlayalım isterseniz. Sayın Ertuğrul Doğan'ın aslında bayram mesajı sebebiyle yayımladığı bir yazı vardı. Orada birçok konuya da değindi kendisi. Bugün özellikle manşetlerde İstanbul dayatmalarına teslim olmayacağız cümlesi neredeyse her gazetenin başlığını süslemiş durumda. Peki siz bu mesajdan hangi noktaları ön plana çıkarıyorsunuz ve tabii bu cümleyi de nasıl yorumluyorsunuz? Sayın Ertuğrul Doğan özellikle şu ifadesi tırnak içinde, asla buna teslim olmayacağız ve aceleye getirmeyeceğiz diyor. Doğru bir tespit. Neden? Şu, şimdi Türk futbolunun gerçekten ciddi anlamda bir yapısal problemleri var. Yani bu yapısal problemler eğer bir başkanın, bir yönetimin ya da kurulların değişmesiyle çözülecekse hemen hiçbir problem yok. Ama bu yapının bir restorasyona ihtiyacı varsa o zaman bunu yapabilecek bir başkana, bir yönetime ve kurullara ihtiyaç var. Bu iş bununla da bitmiyor. Yani aslında kulüplere de burada en büyük görevler düşüyor. Ne o? Ya kulüpler de hani her sene ben şampiyon olayım kavgasını, her sene takımı yeniden yıkıp yeniden yapmak ve şu anda 4 büyük takımın borcu 30 milyar TL civarında. Sadece 4 büyük takımdan bahsediyorum. Bunun dışında baktığınız zaman, yani rakam aşağı yukarı Süper Lig için söylüyorum, 40-45 milyar TL civarında. Evet. Şimdi getirip bütün işi bir başkana, bir yönetime ve kurullara endekslediğimiz zaman asıl fotoğrafı kaçırırız. Nedir o? Ya Türk futbolunun gerçek anlamda yeniden bir yapısal anlamda inşa edilmeye ihtiyacı var ve aynı zamanda da bu inşanın sürdürülebilir olması lazım. Yani bizim şu anda kavgamız şu mu? Başkan gitsin, yönetim gitsin, kurullar değişsin, sorunu çözelim. Hayır. Bunu senelerdir yaptık ve senelerdir aynı şeyleri her sezon daha da fazla katlanarak yaşadık. Buna ihtiyaç yok. Ben şunu söylüyorum. Sayın Doğan'ın özellikle parmak bastığı yerden yürüyerek gideceğim. Ya bir çalıştay yapılsın. Yani sadece Süper Lig takımları değil. İşte birincilik, ikincilik, üçüncülük, bunun içerisinde Bal Ligi'ni koyun, süper amatörü de koyun. Ya hepsinde problemler var sevgili Demet. Sadece biz olayı getirip Süper Lig'e endeksliyoruz ama aslında alt liglerde bile ciddi anlamda problemler var. Şimdi bunun kümülatifte nasıl çözüleceğine dair bir çalıştay ortaya koyulsun. Herkes önerilerini, projelerini getirsin, masaya koysun, beraber konuşalım ve ondan sonra da başkanın kim olacağı, yönetimin kim olacağı ya da kurullara kimin geleceği önemli olmuyor. Yani bir anayasa, futbolun yeni bir anayasası ortaya konulsun, böyle yola devam edelim. Ya başkanlar da değişse, kurullar da değişse önemli değil. Bu anayasaya bağlı herkes bunu uygulasın geldiği zaman. Bütün dert bu olmalı ama bugün başkanı değiştirdiğimizde de aynı şey olacak. Başkanı değiştirdiğinizde amaç ne? Hayır, o başkanı değiştirelim, ben şampiyon olayım. Bu başkan gelsin, ben şampiyon olayım. Böyle mi devam edecek bu kavga? Asla. Türk futbolunun ciddi anlamda yapısal anlamda yeniden bir inşaya ve aynı zamanda da bu marka değerinin yeniden yukarıya çıkartılmaya ihtiyacı var. Bu anlamda Sayın Doğan'ın vermiş olduğu bayram mesajındaki o ifadeler Türk futbolunun aslında genel anlamda sorunlarını ve bir ölçüde de çözümünün olması gerektiğini ortaya koyuyor. Peki çok uzun bir süremiz yok. İsterseniz bir de bu hafta oynanacak karşılaşmayı konuşalım. Sivasspor karşısında nasıl bir Trabzonspor bekliyoruz? Şimdi şöyle, tabii artık Trabzonspor gelecek sezona devredecek bir kadro aslında inşa etmeye çalışıyor Sayın Abdullah Avcı ile beraber. Bu kadronun içerisinde şu anda sakatlıktan dönen Orsic. Muhtemelen Sivas maçında ben ilk 11 beklediğimi düşünebilirim. Trezeguet'in inanılmaz bir performansı var bu anlamda ama tabii seyircisiz olacağı için maçın hani bunun ne kadar takıma yansıyacağı, ne kadar yansımayacağından ziyade Trabzonspor'un aslında son haftalarda yukarıya doğru ivmelenen oyunun içerisinde evet ben bu oyunu kabul ediyorum ve gelecek sene de bu oyunu Trabzonspor'la beraber oynamak istiyorum iddiasında olan oyuncuların bir anlamda belirleneceği bir maç olacak. Tabii önümüzde kalan maçlar da var ama Trabzonspor'un asıl hedefi şu: bir Ziraat Türkiye Kupası'nı bu sezon müziğe götürmek ki Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'daki görev süresi içerisinde alamadığı tek kupa Ziraat Türkiye Kupası'ydı. Hedef öncelikli olarak o ve üçüncü olup Avrupa'yı da bir anlamda sağlamlaştırmak. Peki bakalım nasıl bir Trabzonspor izleyeceğiz. Size çok teşekkür ediyorum ama dikkat edin, her an yağmur yağabilir. Biraz kıskanmış olabilirim. Hoşçakalın. İyi bak kendine sevgili Demet. İyi yayınlar, başarılar diliyorum. Ulaş Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Bu Skype bağlantısını noktalayalım. Şimdi keyifli bir sohbetle sizleri baş başa bırakacağız. Tabii bayramlar kaybettiğimiz değerleri de hatırlamamıza bir yandan yardımcı oluyor. Usta gazeteci ve spor yazarı Hıncal Uluç ve Ender Bilgin'in bayram sohbetini ekranlarınıza getiriyoruz. Can Bartu'nun başarılarla dolu bu hayat hikayesinin ardından süremizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli izleyenler. Sabah sporunu noktalayacağız. Şimdi noktalarken Bayer Leverkusen'in ligde oynadığı son maçları ekranlarınıza getireceğiz. Malum ligde de şampiyonluğa çok yaklaşmış durumda. Ekranlarınıza haftalardır oynanan özet görüntüler gelsin. Sonrasında biz de sabah sporunu noktalayalım. Herkese tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Hoşçakalın.